Sevgili seyirciler, gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece yaralıyız, bu gece çok üzgünüz. Yüreğimize kor ateşi düştü. Diyarbakır'dan, Elazığ'dan, Malatya'dan gelen haberler yüreğimizi yaktı. Biz maalesef bir deprem gerçeği ile karşı karşıyayız yine. Biz bu deprem gerçeğiyle yaşıyoruz ve ona göre de tedbirimizi almak durumundayız. Ve bu acı gerçek bir kez daha kendini bu gece hatırlattı. Yaralılara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Söylemesi buradan tabii kolay. Oradakiler şu anda kim bilir neler yaşıyorlar ama ben eminim ekran başındaki şu anda tüm seyircilerimiz hep bir ağızdan aynı sözleri tekrarlıyorlardır. Allah'tan rahmet diliyoruz tekrar yaşamını yitirenlere ve acil şifalar yaralılara dileriz. Daha da kötüsü olmaz ilerleyen dakikalar ve saatler için. Tabii ki kalbimiz ve aklımız orada. Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve hisseden herkes, orada akrabaları, tanıdıkları olan herkese geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Biz bu gece gündem ötesini Eza ve Selan'ın tahriçesini ve makamları konuşmak üzere buraya gelmiştik. Sonrasında tabii ki bu haber geldi. Kimlerle beraberiz hemen söylemek isterim. Doçent Doktor Fatih Koca, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Dil Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Ve Saadettin Volkan Kopar, Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi, doktordur kendisi. Ve biz biliyoruz ki, aslında hemen ben Fatih Hoca'ya burada döneceğim ve bir ricada bulunacağım. Salalar zor zamanlarda da okunuyor ve Elazığlıların aşina olduğu, o yöre insanın aşina olduğu bir Elazığ selası sizden rica edeceğim. Emniyetle. Es-salatu vesselam aleyke ya Es-salatu vesselamu aleyke ya hayra halkillah. Es-salatu vesselamu Habib Allah, as-salatu vesselamu aleyke ya teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Yani çok zor bir şey. Hakikaten çok zor bir şey. Allah beterinden saklasın. Amin. 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 Şimdi dedik ki salalar zor zamanlarda da okunuyor. Tarihçesine bakacak olursak ne zaman başlamıştır bu gelenek? Hı hı. Ve tabii ne deniyor içinde anlamı itibariyle? Efendim evvela çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir programda bizleri ağırladığınız için. Ben de sizin söylediğiniz gibi programın başında milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah beterinden saklasın diyorum. Amin. Milletimizi ve bütün Müslümanları korusun. Efendim salanın terim anlamı, kelime anlamı aslında Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette geçtiği gibi dua anlamına gelir. Ama bir sadece dua anlamının dışında istiğfar etmek, yani Rabbimizden istiğfar dilemek,
yüceltmek, tazim etmek, kutsamak, büyüklemek, ululamak anlamları olduğu gibi övmek anlamı ön plana çıkmıştır. Desteklemek, incitmemek diğer bir sonraki ayetle bağlantı kurulduğu zaman da Efendimiz'i incitmemek anlamı da vardır. Kök itibariyle aslında son dönemlerdeki lügatlarda şu da geçer. Bir şeyi birleştirmek, bir şeye ulaşmak anlamı geçtiği gibi hayvanların uylukları, bitiştiği yerler, boynumuzun, kafamızla vücudumuzun bitiştiği yer. Yani bir bağ son dönemlerdeki en önemli bir yine bir kaynakta karşıma çıkmıştı. Anne rahmindeki anne ile yavruyu birbirine bağlayan kordon bağı anlamına da geliyor. Yani bir bağ kurmak anlamı var. Kur'an-ı Kerim'de bugünkü konuşacağımız salavatın yeri Ahzab suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Çünkü bütün milletimiz de çok iyi bilir. Cuma namazlarından imam hutbeye çıkmadan evvel bu ayet-i kerime müezzinler tarafından okunur ve bütün cemaatin salavat getirmesi beklenir. Orada Allah Teala Bismillah İnnallâhe ve melâketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allah, melekler peygambere salat eder. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, siz de peygambere salat edin. Yani Allah peygambere dua eder anlamı da oluyor. Melekler dua eder. Bunu müfessirlerimiz çok farklı manada tefsir etmişler. En önemli yani ez cümle çıkan mana şu: Allah Teala peygamberi kendi katında yüceltir, şanını bütün herkese gösterir. Melekler ona dua ederler şanının yüce olması için. Ey inananlar, siz de, çünkü peygambere karşı bir göreviniz var. Peygamberin sizin üzerinde titrediğinizi biliyorsunuz. Ayet-i kerimelerde de var bunlar. Siz de ona bağlanın, onu övün, onu yüceltin. Çünkü salavatın bir de alkış anlamı da vardır. Yani hani bir insan bir şey yapar, bravo deriz, alkışlarız ya. Bir nevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, hani alkışlamak demeyeyim de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan bir görevimizi yerine getirme, onu övmek. Siz de onu övün ve bağlanın. Yani anne karnındaki yavrunun anneye bağlandığı gibi ruhunuzu canlı tutun. O kesildiği zaman yavru da ölür, anne de zarar görür. Anlam itibariyle budur. Ancak bugünkü salalar niye okunur? Bugünkü salalar bir şeyi haber vermek adına. Yani aslında en önemli haber bir cenaze haberidir. Cenazenin insanlara duyurulması için salalar verilir. Bizim milletimiz, daha sonraki Müslümanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki Müslümanlar her haberi vermek adına önce bir sala okumuşlardır. Yani insanların dikkatini celbetmek adına. Çünkü ezan okusa vakitli vakitsiz olmuş olacak. Buna salavat okunmuş. Bu da tarih kaynaklarında bu salavat okumaları Hicri 58. yıllara kadar gidiyor. Ama bizim okuduğumuz mana itibariyle değil. En önemli şeyi Hicri 254 yıllarında Tulunoğlu Ahmet'in okutmasıyla başlamış. Ancak ben bu tezimde bu şuna salavatın... İslam medeniyetinde sala ve salavat geleneği Anadolu örneği, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Fatih Hoca'nın kitabı. Salaların da ezanlarla birlikte başladığını iddia ediyorum ve gerekçelerini sunuyorum. Bugünkü anlamı itibariyle, bugünkü... O zaman Peygamber Efendimiz'in dönemiyle. Tabii. Ben o güne, yani o güne kadar bağlıyoruz. Bunlar aslında kaynaklarımızda var. Hani bazen bir şeyi okurken çok affedersiniz, işte aç gözlüğü takıp değil şöyle bir bakın denir, ama bazen bazı bilgileri satır aralarından çıkartırsınız. Ona odaklandığınız zaman çıkar. Ben bir defa salat ve selamın
ne olduğu anlamını baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı övmek, hı hı, ve selam ve peygamberimize barış, esenlik bildirmek, selam vermek. İkisi beraber salatü selam oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deki ezan, biraz sonra Volkan Hocam da söyleyecek, ezan hadisesinden sonra Hazreti Bilal Efendimiz'e bir görev verdi. Hazreti Bilal'e dedi ki, sabah mescide geldiğinde ezan okunmaz, ezanı okumadan evvel beni uyandıracaksın. Bu bir görevdi. Ve Hazreti Bilal'le başladı diyorum ben yine, ezanla olduğu gibi. Hazreti Bilal'in Peygamber Efendimiz'i uyandırma şeklini araştırdığımız zaman, kapıyı böyle vurup, çat çat vurup uyandırmak yok, o bir peygamber. Ve ona aşık birisi Hazreti Bilal. O Hücre-i Saadet'in kenarındaki pencereden hadi kalk da demiyor. Esselamu aleyke ya Resulallah. Çok latif bir sesle selam veriyor. Yani salavat, sala veriyor aslında. Hı. Aslında bugünkü anlamı itibariyle bir şeyi de haber veriyor. O haber ne? Namaz vakti geldi, uyan. Ezan vakti geldi, uyan. Haber verme. Hı hı. Onu namazdan evvel uyandırmak. Hatta bazen uyanmıyor peygamberimiz. Biraz daha sesini yükseltiyor. Esselamu aleyke ya Resulallah. Bak, sesi yükselterek okuması bile, hı hı, bugünkü okuduğumuz salanın belki de en ilk örnekleri. Bu arada siz sala diyorsunuz. Sela da deniyor. Sela yani ikisi, da deniyor. Yani, i̇kisi de olabilir, ikisi de olur, mi? Yanlış de olur. Değil aslı, değil mi? Sela desek aslı de sala desek. Yani, halk arasında sela diyorlar. Belki telaffuzun kolay olduğu için ama genelde sala. Sala. Yani ediyoruz. Doğru kullanımı sala, sala aslında ama sela. Halk arasında sela da denir. Sela da denir. Daha telaffuzu kolay. Şimdi orayı bitireyim isterseniz. Evet, evet, sizi lütfen. Kusura kalmayınız. Orada peygamberimize bir salavat ile, sesli bir salavat ile, yani sala vererek peygamberimize namazın geldiğini haber veriyor. Ezan vakti bitti. Bunun dışında ki bazı rivayetlerde de bazı seferlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırına gelen sahabe-i kiram içeriye böyle ulu orta giremiyor. Şey de yok, nöbetçi de yok. Ben geldim de deniyor. O ibarelerde de aynı. Esselamu aleyke ya Resulallah, ben şu şu falanım, girebilir miyim diyor. Yani kendisinin geldiğini haber veriyor. Bugünkü salaların anlamı cenazeyi haber vermek. Bugün Anadolu'daki köylerimizde birisinin düğünü var yarın veya birisinin kınası var veya yarın işte İsmail Efendi'nin oğlu Ahmet askere gidiyor. Hı hı. Hemen bir sala verilir, herkes penceresini açar. Acaba hoca saladan sonra ne diyecek diye bekler. Yani o zaman müjdeli bir haber de olabilir, evet, bu. Bir acı bir haber tabii de olabilir veya bir rutinin parçası da olabilir. İbadete çağrı da olabilir. Olabilir. Evet. Tarihte de bunlar biraz sonra isterseniz vakit hatta şimdi başlayalım konuşuruz. Bence onu konuşalım. Yani başka ne türleri var, ne şekillerde okunur. Bir kere şimdi ezanın ne söylediği orada kelime kelime belli. O, hı-hı, sabit, hı-hı, değil mi? Ama selada değişebiliyor. Sala türler tamamen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan dua isteme ve barış dileme, esenlik dileme. O da Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Yani salat da selam da senin üzerine olsun ya Resulallah. En önemli ibare budur. Tamam, ama onun dışında bunun dışında, ek olarak çeşitlendirilebilir. Bunun dışında 13 bine kadar salavat şekli var. Yani bu millet Efendimiz'e olan sevgisini, muhabbetini, aşkını dillere dökerken bol bol salavatlar yazarak dökmüş. Yani tarihi kaynaklar veya son dönem çok değerli hocalarımızın, edebiyatçı hocalarımızın belirttikleri bu. Benim gördüğüm değil, onların söylediklerini söylüyorum ve makalelerinde geçen ibarede 13 bin küsür peygamberimize yazılmış salavat metni var. Peygamberimize yazılmış binlerce ilahi övgüler var. Peygamberimize yazılmış miraciyeler, regaibiyeler. Bunların hepsini salavat içerisine, yani sallu aleyh, onu övün, onu destekleyin, onu incitmeyin, hepsini içerisine alabiliriz. Hani ben size program öncesinde söyledim, seni seviyorum ya Resulallah demek bile aslında salavattır. Sallu aleyhi emrinin üzerimize düşen tezahürüdür. Şimdi o zaman belli bir yerleşmiş kalıbı var.
Onun dışında da buna eklenmiş olarak bir takım sözleri, işte 13 bin çeşit ve daha da fazla belki kayıt altına alınmamış ya da gönüllerden, kalplerden geçenler. Peki bunların farklı şekillerde, yani farklı makamlarda okunuşu da var değil mi? Yani kesin net pek bir şekil değil bu. Biraz da bizim Osmanlı dönemindeki medeniyetimizin bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Ondan evvel makamlarla okunup okunmadığıyla alakalı bilgiler yok. Ama özellikle Eyyubiler dönemi, Selahaddin Eyyubi dönemi, Abbasiler döneminde var. Fatimiler, Büveyhiler döneminde salavat okumaları var. Şia'nın karşısına yazılan salavatlar var. Mesela Şia Peygamber Efendimiz'i övdüğü gibi bazı sahabeyi de yeriyordu bazı sözlerle. Bunu kaldırdı. Mesela Selahaddin Eyyubi bunları kaldırdı ve salavatlar okunmasını emretti. Daha sonraki dönemlerde mesela en eskiyi biliyor muyuz? Şey mi? Şia'nın salalarda mesela en eski, bilinen en eski Hazreti Bilal Efendimiz. Ondan sonra Şurahbil bin Amir Mısır'da Amr bin As Camii yapıldığında oraya ilk maksure minare yapılıyor ve oradan ezanların okunduğu, ezanlardan sonra belirli tesbihatın ve kasidelerin okunduğu söyleniyor ama sala denmiyor. Şimdi kaside olduğuna göre sanki orada Peygamber Efendimiz'i övücü ifadeler de yer almıştır diye düşünerek o günlerde okunduğunu söyleyebiliriz. Net bir şekilde okunduğunu söyleyen Eyüp Sabri Paşa'nın Mir'atül Harameyn diye bir eseri var. Orada geçiyor bu ama ben diğer başka kaynaklardan onu eleyemediğim için, yani başka kaynaklardan da bulamadığım için tam net bir şey söyleyemiyorum. Ama ilk karşımıza çıkan sala örneği minareden ilk ezan sayfa 102'de söylemişim onu. Birinci Muaviye, Emeviler birinci Muaviye. Yani Hicri 41-60 yılları, Hicri 53'e denk geliyor. Birinci Muaviye'nin Mısır valisi Mesrebe bin Muhallet olduğu zikrediliyor ve onun emriyle Şurahbil bin Amir el-Muradi'nin minareden ezanı ilk okuyan, Amr bin As Camii'nde salaları okuyan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu arada Saadettin Volkan Kopar Hoca'nın da şöyle bir Türk müziğinin çeşitli makamlarıyla ezan diye bir kitabı var. İçinde bir de CD var. Bu CD'de de aslında bizim alışık olduğumuz ezan makamları var. Ama onun dışında da bir takım makamlarla yine nasıl güzel okunabileceğinin örnekleri. Genelde yaygın olarak ezanı biz sabahları sabah makamı. Sabah makamında okuyoruz. Öğlen? Öğlen rast veya uşak makamında. Çünkü bu kaynaklarda da farklılık var bununla alakalı. Uygulamalarda da farklılıklar olabiliyor. İşte rast uşak öğlen ikindi paylaşılıyor. Akşam ezanı segah, yatsı da genelde Hicaz makamında. Peki neye istinaden makamlar tercih edilebiliyor? Yani tabii ki hani genele yayıldığına göre demek ki gönle hitap eden ve hoşa giden o oluyor. Şimdi tabii ki müzik bilgim benim mümkün değildi sizler gibi olmasına. Benim anlamama yardımcı olmanızı rica edeceğim. Mesela sabah ezanı sabah makamında niye okunur? Ya aslında şöyle, bu makam kavramı bizde 13. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan bir kavram ve bu makam kavramıyla beraber makamların insanlığın ruhuna etkisi, makamların bazı hastalıkları tedavi ettiğine dair eski kaynaklarda birçok bilgiye rastlıyoruz. Bugün okunan bu makamların temelleri ta o kaynaklara, o edvarlara, kaynaklara dayanıyor. O zaman yapılan çalışmalarda hangi vakitlerde insanlığın ruhuna hangi makamlar pozitif anlamda daha çok etki ediyor, bununla ilgili bilgiler var. Bugün geldiğimiz nokta, orayı kaynak alarak ve süreç içerisinde de bazı uygulamalarla o ruhani, o mistik havayı ifade edebilecek şekilde makamların eklenmesiyle böyle bir bugün kullandığımız bir hale dönüşmüş vaziyette. Mesela bahsettiğiniz sabah makamı çok fazla bilinen ve çok karakteristik
sabahın o huzuruna, o sakinliğine, o dinginliğine ifade edebilecek. Ve bunun sabah makamı olduğunu öğrendikten sonra da duyduğunuz birçok yerde kendini de size anlatabilecek kadar önemli makamlardan bir tanesi. Peki bir sabah makamını örnek bir duyabilir miyiz kulağımız? Anlayalım yani. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Giriş. Evet. Hakikaten kulağımız buna aşina. Çok güzel. Evet. Peki şimdi hani günün ilk saatleri, gün ışımaya başlıyor, sabah namazına kalkılıyor, ezanın sesi duyuluyor, namaza kalkılıyor. Şimdi bu hakikaten evet böyle hem yumuşak ama bir taraftan da haydi der gibi değil mi? Evet, evet. Yani sabah makamı öyle. Evet. Ya bu sizde bıraktığı etki böyle. Tabii genelde bıraktığı etki burada makamla alakalı bir bilgi veriyor. Fakat sizde bıraktığı etkiyle bende bıraktığı etki farklı olabilir. Dolayısıyla bu vakitlere göre okunan makamlarda farklı makamlar da denilebilir. O eski bahsettiğim kaynaklarda tabii mutat belli makamlar o zamana kadar terkip edilmiş ve bunlar yapılmış. Fakat şu anda günümüzde kaynaklarda 600'e yakın makamdan bahsediliyor ve işte 100 civarında bir makamı biliyoruz. Bunlardan da işte 20-30 civarında bir makam çok fazla kullanılıyor. Bu kadar zengin bir makam kültürü varken bu makamların yanı sıra uygulanabilecek başka makamlar olamaz mı acaba? Peki mesela geçmişte sizin bu denk geldiğiniz araştırmalarınız tabii ki bu akademik bir araştırma ve siz bayağı stüdyoya da girerek bunu kayda almışsınız. Evet. Şimdi mesela sabahın o ilk ışıklarını gözümüzde canlandırarak o anı, mesela sabah ezanında sabah gibi yine olabilecek bir makam hangisi? Mesela onu belki CD'den dinlettirebiliriz. Yani sabah makamını aslında CD'de olmayan ama olmayan. Sabah makamına yakın. İşte Bestenigâr Dügâh makamı gibi. Dilke Şaveren makamı ki Sabah zaten Zemzeme. Bazen okunuyor. Onlar var. Ezan, bunun içerisinde biz çalışmanın içerisinde bir vakit tasnifi yapmadık. Bunu ya da siz dinleyince mesela uygun görün. Yani mesela siz deyin ki biz mesela öğle namazını şu makamda mesela şöyle yapılabilir belki. Dinliyoruz, hep biliyoruz ama mesela şu da olabilirdi. Bizim çok da bilmediğimiz bir şeyi dinleyelim mesela. Mesela şöyle bir şey olabilir. Bu çalışmayı bilenlerden aldığımız bazı şeyler. Hani biz o sabahın dinginliğine sabah makamı diyoruz ya, bazen sizi o yataktan kaldırıp ibadete götürecek bazen coşkulu da bir makam istersiniz. Mesela bunun içerisinden bu anlamı uyan Bayati Arabân makamında bir ezan var. Dinleyenlerin de dönüşleri itibariyle bunu söylüyorum. Belki ondan bir örnek verilebilir. Burada şunu söyleyebilirim Volkan Hocam. Hani Pisagor'dan, Farabi'den, Kindi'den, Aristo, bunların hepsi vakitlerdeki yani musikiyle ilgilenmişler. Hepsi ilgilenmiş ve hangi vakitlerde insan ruhuna, hangi makamlar iyi olduğuna dair bilgiler Urmevi'ye kadar, Meragi'ye kadar gelmiş. Son zamanlarda Profesör Ahmet Hakkı Türabi hocamız bir Gevrekzade Hasan Efendi'nin hem hafız hem tıp doktoru. Güzel bir kitap yayınladı. Rağbet yayınlarından zannedersem. Hoca şunu orada Gevrekzade Hasan Efendi'den de atıfta bulunarak şunu derdi. Sabah makamının çok önemli bir özelliği var. Kan akışını hızlandırır ama birden değil. Yani yavaş, dinlenmiş bir kan akışı var insan uykuda. O kan akışını o dinginlikten yavaşça alıp hızlandıran bir makam olarak söylüyor Gevrekzade eserinde. Ben sizden sabah makamında besmele rica edebilir miyim? Tabii. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel.
Gerçekten çok güzel. Bizim Kur'an kıraatinde o racimler biraz kısa tutulur. Yani şeytanın sıfatıdır o. Hı-hı. Rejim edilmiş, taşlanmış şeytan. Ama rahimler, Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın sıfatıdır. Uzatabildiğin kadar çok da fazla tabii tecvid kaidesini aşmadan uzatabilirsiniz. Ama burada belki şunu da söylemek lazım Pelin Hanım. Yani Gevrek Sade Hafız Hasan Efendi ve ondan önce işte Şuri Hasan Efendi bu hekimdir. Ve bu çalışmaları muhtemelen deneyimleyerek bu bilgilere vardılar ve biz bugün kaynaklardan bu bilgilere ulaşıyoruz. Fakat bu günümüzde bunları destekler mahiyette bazı çalışmaların da yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bir takım klinik deneyler olabilir, alan çalışmaları olabilir. Bu makamlar nasıl etki bırakıyor? Hangi makamlar günün hangi vaktinde uygulanabilir? Bu geniş makam yelpazesi içerisinde belki bu şekliyle bu daveti de çeşitlendirmek adına bir yenilik, yeni çalışmalarını ortaya koyma gibi bir durumda söz konusu olabilir. Tabii ki insanları sonuçta dine davet tabii. ediyorsunuz, ibadete davet ediyorsunuz. Hani ne kadar bu çağrıya kulak veren olursa ya da ne tabii. kadar çok insanın gönlüne dokunursa o evet. kadar kıymetli. Bu arada siz bir kere yani programdan öncesinde sohbet ettiğimde stüdyo ile ilgili bir anınızı anlatmıştınız. Onu bir anlatır evet. mısınız? Az önce söylediğiniz makam da hazırmış bu arada. Tamam. Siz ama o anınızı anlatın, ondan sonra tamam. o makamı dinleyelim. Ya şöyle bir, biz kıymetli hocam ve buradaki CD'lerdeki iki ezanı okuyan kıymetli kadim dostum Hafız Murat Eroğlu'la beraber bu stüdyoda çalışmaları yaparken tabii gidiyoruz geliyoruz, ezanları kayıt alıyoruz, o kayıtlar temizleniyor vesaire. Zannediyorum 2 ya da 3 ezan almıştık bu anlatacağım olayın olduğunda. Stüdyonun sahibi bir gün beni aradı. Dedi ki ya sen ezanların çalışma tamamlandıktan sonra biliyorum paylaşacaksın. Tamamlanmadan da bütün düzenlemeler yapılmadan da paylaşmaya sıcak bakmıyorsun ama bir şey anlatacağım, kararı sen ver dedi. Tabii dedim, buraya dedi başka bir kayıtla alakalı bir müzisyen arkadaşımız gidip geliyor. Tabii inanç boyutunda biraz zayıf ama işin müzikal tarafıyla alakalı bir takım çalışmalar yapıyor. Biz de geldiğinde burada sürekli bu konularla alakalı sohbet ediyoruz. Ezanlardan konu açılınca işte ezanların okunmasıyla alakalı, tesiriyle alakalı bir takım konular konuşulurken bu ezanları dinletmek istedim. Ve dinlettim. Belki o sadece müzikal anlamda bir yorum yapmak üzere dinledi. Belki. Evet, yani muhtemelen de öyle. Çünkü ezanın müzikal yapısıyla alakalı bir sohbetin arkasından böyle bir şey oluyor. Arkasından çok duygulandığını, bir süre konuşmak istemediğini, sonra bu kayıtları istediğini bana söyledi. Ve o ilk söylediğinde kayıtları veremem dedim. Fakat daha sonra her geldiğinde dinledi. En son tabii ısrarla dayanamayınca seni aradım. Eğer müsaade edersen bu kayıtları vermek istiyorum. Bu kayıtların onda farklı bir dünya, farklı bir pencere açtığını, belki o sorguladığı alemde başka bir tarafa doğru süreç içerisinde öyle olduğunu da iletti bana. Ay inşallah. Ya ben tabii o gün bir kez daha anladım. Yani bu ezanların, makamların etkisinin ne kadar önemli olduğunu, iyi ezan okunduğu zaman o gönül telini nasıl titrettiğini ve o düşünceleri ve belki de inanç boyutunda farklı noktalara getirdiğini o gün bir kez daha anladım. Şüphesiz. Yani biz mesela 15 Temmuz gecesinde de bunu gördük. Evet. Değil mi? İnsanların nasıl bir anda hani ruhen geldikleri noktayı. Evet. Bizim milli marşımızda o ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inim. Milli mücadele döneminde. Hı-hı. Değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda. Tabii. Ezanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de vakitsiz olarak bazen ezan okunur. Fetih ezanı denir ona. Vakitli vakitsiz okunur. Efendimiz'den sonraki dönemde de İslam orduları, Selçuklular da dahil buna, Osmanlı da dahil, fethettikleri yerlerde mutlaka yüksek bir yere çıkılıp ezan okunur. Artık burası bizim, yani ezan bizim aslında özgürlüğümüzün varlığımızın en önemli sembolü. Yani bayrağımız ve ezanımız bizim özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, birliğimiz, beraberliğimiz. Ezanlarla beraber salada bu kategori içerisine alınıyor. Çünkü Selçuklu döneminde işte yani
Fatimiler, Veyhilerden sonra özellikle Selçuklular döneminde Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Ligi'nin ilk mısralarındaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öven ifadeleri ve salavat metinleri var. Daha Ahmet Yesevi Malazgirt olmamış, Ahmet Yesevi'nin divanik metinin belli yerlerinde salavat metinleri var ve bunlar besteli olarak okunuyor. Bu önemli bizim için. Yani toplu halde ve besteli olarak okunuyor. Bir yer fethedilip içeriye girildiği zaman ezanın dışında salalar da okunuyor. Bunun en net bilgisini Danışmentname'de 13. bölümünde Amasya Danışment Ahmet Gazi tarafından fethedilince 1075'te hem de bir Berat gecesinde Harşene Kalesi'nde imamlar ve müezzinler çıkıp salalar okuyorlar. Fetih salaları okunuyor. Hatta 7-8 gün sonra daha yeni Müslüman olmuş Gülnüş Banu Hanım'la evlendiği gece de orada da salalar. Bakın hem fetih hem de düğün. Düğünde salalar okunuyor. Hatta Peygamber Efendimiz fethetmeden önce mesela gece yapılacaksa oraya bir taarruz diyelim. Sabahı bekler, ezan okunuyor mu okunmuyor mu? Ona göre harekete geçmeyi. Yani, İslam beldesi mi değil mi? Ondan anlaşılıyor. Mesela evet. Ezandan anlaşılır. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa 1357 yılında ilk Rumeli fethinde. Burada Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nde olduğu söyleniyor. O girişte. Onunla beraber 70 derviş ağanın da olduğu. İlk Evliya Çelebi anlatıyor bunu. Süleyman Paşa Rumeli'ye girince ilk girdiği yer İpsala. İpsala'nın bir isminde bir şeyi görebiliyor musunuz? Sala. Evet. Aslı İbtida Sala'dır. Yani ilk Sala'nın okunduğu yer. İşte Rumeli de ilk Sala İpsala'da okunmuş. Biliyorlar acaba oturanlar bunu. Bilmiyorum. İşte onun için bile çok mühim bir bilgi. İlk sala ifadesi var. İlk sala nerede okunduysa orası İslam beldesidir. Müslümanların özgürlük alanıdır. Evet. Bu arada sevgili seyircilerimiz de bu farklı makamlara ilgi göstermişler. Ve güzel şeyler de yazıyorlar. Şimdi şöyle biz tabii ki hani bizim de artık bir geleneğimiz haline geldi. Bir serafta mesela bir etiket açıklıyoruz işte isteyen seyircilerimize tweet atmaları için bazı sorular soruyoruz. Daha böyle interaktif ve güzel oluyor ama bu gece hakikaten yani gündemimizin ne olduğu belli. Hepimizin de aklının nerede olduğu belli. Dolayısıyla seyircilerimize güzel sorular da yöneltiyor. Hani nereden sorarız ya da nasıl yorum yaparız dediklerinde şunu söyleyelim. Birer paylaşım yaptık Instagram'dan ve Twitter'dan. O fotoğrafın altına, o tweetin altına neyse yazabilirsiniz siz aklınıza gelenleri. Hatta şöyle birkaç tane yazan, şöyle yazanlar da olmuş. Diyor ki güzel bir bilgi, şu hoşuma gitti. Hatta o seyircimize kitap göndermek istiyorum. Diyor ki, güneşin doğuş vaktindeki farklılıklar sebebiyle dünya üzerinde ezansız zaman yoktur demiş. Ya. Evet her an ezan okunuyor. Gerçekten öyle. Doğarken okurlar bilmezsin ki ezan. Atarlar toprağa anla ki salan. Sen bakma aynı şeyleri söylediğime namaz ve cuma selası ayrı, cenaze selası ayrı ritimde okunur demiş. İsabeli böyle. Aynı, farklı makamlar. Farklı makamlar. Ya o makamları size dinletmek normal istiyorum. Çünkü ben o şansı elde ettim yani öyle bir... hakikaten farklı diyorsunuz ama hepsi sizi alıyor böyle bir yerlere götürüyor ve duygusu da çok farklı. Yani o makamlara neden o isimler verilmiş onu anlıyorsunuz. Demiş ki Ayşenur Hanım ezan basiretleri bağlanmışlarını gözlerini açar kulakları tıkanmışlara diyor ki nidalarıyla diyor davetler getirir müjdeler ve uyarıları tabii. işitirsin diyor. Evet, güzel şeyler var, güzel belki yazanlar var. Onu da yazabilirler Pelin Hanım. Yani ezanların böyle bir kısmını dinletebilirsek neler hissettirdiğini. Ezan berekettir. Onu belki rahmetli Emin Işık hocamızı bilirsiniz. Evet. Emin Işık hocam bir gün... Çok selamlar Emin Işık hocaya da burada. Emin Işık doğru kaybettik. Sene, Allah rahmet eylesin. Hac döneminde vefat etti. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O derdi ki... Gözümün önünde ben seneler önce. Ya bak Emin Işık Hoca ile nerede şimdi rahmet istedi herhalde. Tabii o bütün seyredenler de mutlaka okurlar diye düşünüyorum. Bak seneler önce daha böyle bu program var mıydı yok muydu düşündü o kadar eski. Biz onunla Konya'da
Hazreti Mevlana'nın türbesinin bahçesinde bir... Allah Allah. Evet ya, orada İhtifalde miydi? Şebi Arus muydu yoksa farklı bir... Ne programı yaptık hatırlıyorum. O kadar çok program yaptık ki ben de hatırlamıyorum inanın. O gözümün önüne geldi. Hep de gül... Yani yüzünde evet, de evet, hep evet, gülümseme evet. olan biriydi. Allah mekanı cennet eylesin. Evet, o anlatırdı da. Mehmet Soysal diye birisi diyor. Bir gün bir yerden geçerken bir köyde namaza durmuş. Hı hı. Namaza duruyor. Giriyor ki yani şey yok. Ezan okuyacak kimse yok. Hı hı. Ezan okuyacak kimse yok mu diyorlar. Yani diyor kimse yok. Ben bir ezan okuyayım mı? Oku diyorlar hı hı. şeyden cemaat. Böyle 7-8 kişi falan vardı diyor. Minareye çıkıyor. Köyde başlıyor. Kendi hoşuna da gitmiş. Güzel bir ezan okumuş. Ezan okurken bazı kapıların açıldığını, pencerelerin seslerini duyuyor. Ezan okurken bir yandan da aklıma şu geliyor. Vay ezanı demek güzel okudum ki cemaat geliyor camiye. Hmm. Bir yandan da öyle okudum diyor. Minareden inince gidiyor ki yine 8 kişi var. Ya diyor biraz evvel kapılar açıldı, pencereler, sesler geldi. Etraftan camide kimse yok. Diyorlar ki evladım bizim hatunlar açmıştır pencereleri, camları. Niye? Ne zamandır bu köyde ezan okunmuyordu? Pencereleri açalım da ezan sesi evimize bereket getirsin diye. Bu millet ezanı bereket olarak alır. Öyle gerçekten. Çünkü İslam'ın özüdür. Tevhid, nübüvvet, namaz, kurtuluş. Evet. Bu arada çok güzel bir not paylaşmış bizimle Gürkan Zengin. Diyor ki Atil, teşekkür ediyorum kendisine. Diyor ki Atilla İlhan'ın Ders Adet'te Sabah Ezanları kitabı vardır ve şöyle der diyor 369. sayfasında. Ders Adet'te Sabah Ezanları Boğaz içindeki düşman zırhlılarının Pera'da, Tatavla'da, Ayastefanos'ta kaldırımları döve döve devriye gezen düşman inzibatlarının Haydarpaşa ve Sirke cigarlarına, limana, kara ve deniz gümrüklerine, posta ve telgraf idaresine çöreklenmiş düşman zabitlerinin üzerinde yalnız onlardır ki şehrin hatta bu mümkün asıl sahiplerinin elinden hala çıkmadığını duyurmaktadır. Ya işte bizim. Evet. Tamam. Evet. Ezan korku bugün... anında cesaret, hüzün anında ferahlık, sevinç anında zaferi kutlamak içindir. Yani evet. bu milletin... Aslında şey yaparken aklıma Necip Fazıl Kısagöre'nin dizeleri geldi. Ölürken aynı ahenk salasesinden sızan, kulağıma doğduğum günde okunan ezan. Ezan. Ya şu örnekleri böyle net net verelim mi? Şimdi dediniz ki sabah makamını az önce dinledik. Hı hı. Bu da olabilir dediğiniz örneği şimdi sizin bu CD'den hı hı. dinleyelim. Ondan sonra bizim aşina olduklarımızda böyle tamam. tek tek dinleyelim. Ve sizden de o makamın genel kanıya göre tabii kişiden kişiye hı hı. değişebilir ama evet. nasıl bir hissiyat yarattığını öğrenelim. Tabii yani, ya ben de mesela kendim bir yorum yapayım kendimce. Evet. Öznel bir şey sonuçta. Mesela ben şeyi de onun için az evvel söyledim. Yani biraz bir kısmını vereceğiz gerçi ama dinleyicilerin de ne hissettiğini çok merak Şimdi ediyorum. Şimdi ne dinleyecektik biz? Hangi makamda? Ne dedik? Bayat Araban dedik zannediyorum. Tamam. Mesela sabah ezanına... Yalnız şunu söyleyeyim. Yani bir sabah makamı gibi bir şey düşünmesinler. Yani biraz daha o sabah makamının o ağır havasından ziyade biraz daha hafif, keskin, biraz daha ona göre hareketli bir makamla karşılaşacaklar. Dedik ya farklı bir şeyler olabilir mi diye. O kulakla dinlerlerse iyi olur. Tamam. La
Karciğerli böyle. Şimdi, ağzına sağlık hocam. Bu böyle, ya hepsi olağanüstü güzel tabii ki. Öbürü böyle sabah makamında sanki böyle pamukların üzerinde gibiydi. Bu şey diyor. Hadi. Yani hadi. Hadi. Hadi kalk. Kalk hadi. Diyor değil mi? Vakit geldi. Hadi. Kalk diyor. Hadi hadi gibi diyor değil mi? Evet. Şimdi peki mesela sabah Nihavend mi dinleyelim? Mesela sizden Nihavend mi rica edelim? Uşak mı rica edelim? Nasıl derseniz. Ne? Şey mi? Ezan. Hayır, siz çünkü ezan. Evet evet ezan. Nihavend ya da isterseniz besmele. Ne isterseniz. Hayır hayır uşak ezan bir girişi yapabiliriz. Uşak nerede duyuyoruz? Vakit olarak mı? Evet. Öğlen ya da bazen ikindi de okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Giriş. Evet. Devam mı edelim yoksa? Aşıklar makamı. Şimdi aşıklar makamı. Evet derler evet. Hmm, aşıklar mı? Bir de bir besmele rica edebilir miyim? Uşak makamı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ezan dik girince besmeleyi de dik okuduk. Artık yine herhalde makam oldu yani. İklimden iklime geçiyoruz. Evet şimdi bu öğle ikindi hani şey. Bu da böyle zaten ayaktasın. Normalde mesela sanatta da mesela musiki de diyeyim. Bu makamı daha ziyade hangi duyguyu geçirmekçi ya da hangi sözler olduğu zaman tercih ediyor sanatçılar? Yani aslında orada şöyle bir durum var. Makam tercihinde tabii güftenin anlamı çok önemli. İşte ne anlatıyorsa güfte, o güfteye uygun, yarattığı duygu itibariyle uygun makamlar tercih edilebiliyor. Bu biraz tabii dediğimiz gibi besteleyeceğimiz güfteyle alakalı bir durum. Biraz da tabii bestekarın o duygu haline girdiğinde neyi nasıl ifade etmesi gerektiğiyle ilgili verdiği kararla da alakalı. Zaten genel itibariyle bestekarlarda bu besteleme konusuyla alakalı farklı sohbetler yaptığınızda kimisi der ki melodi var ona göre güfte arıyorum. Uygun. Kimisi der ki bir güfte gördüm. Gördüğümde güftenin anlamı itibariyle böyle bir melodi, böyle bir makam oluştu zihnimde. O tesirler çok önemlidir. Yani o kişiden kişiye değişir. Sizin bu CD'de karşılaştıklarınız arasında bizim kulağımıza en uzak yani ya tabii aslında ki uzak. Güzel ama hani en bizim bilmediğimiz tür hangisiydi? Ya aslında öyle bir makam aldınız mı CD'ye? Şöyle mesela bu makamın içerisinde olan bazı ezanlarla alakalı günümüzde de farklı ezanlar aynı ezanlardan okunabiliyor. Farklı camilerde. Bunlardan kayıt altına alınanlar var, alınmayanlar var. Bazen bu işte internet üzerinden kayıt alıyorlar, biz de dinliyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Yani bunların dışında da makamlarda okunan ezanlar var. Mesela Kayseri'de diyelim bir müezzin içinden geldi. Tabii, farklı tabii, bir tabii. Makamda okuyabiliyor tabii, değil mi? Bunu kaydediyor, koyuyor. Biz de görüyoruz. Hatta bu makamların da dışında. Tabii, işte Muayyer Kürdi ezanlar var, Kürdi asker ezanlar var. Bunları deniyorlar. Çok da başarılılar. Ve çok da güzel şeyler çıkıyor ortaya. Yani bunların hiçbiri aslında bizim böyle duyduğumuz falan dediğimiz türde değil. Olmuyor mu? Şimdi neden biliyor musunuz? Aslında mesela bu... Ama siz yani siz kendiniz gibi düşünmeyin beni. Oluyor. Ben söyleyeyim. Yani mutlaka oluyordu. Ben sana şaşırdım. Şöyle mesela şimdi örneğin... Onun örneğini rica edeceğim. Şu anda okunan, gelenekten bugüne gelen okunan ezanlara baktığımızda... Örneğin Hicaz makamında dedi ki yatsı namazında okunuyor diye de yatsı vaktinde. Orada mesela Hicaz makamına baktığımızda bugün repertuarda en fazla eser bestelenen makam olarak geçiyor şu anda. Yani bu ne demek? Hicaz. Aslında biz Hicaz'ı biliyoruz. Hicaz'ı ses olarak aşinayız. Tamam. Dolayısıyla duyduğumuz zaman onu benzetip bu makamı biliyoruz, bu hissiyatı biz daha önceden biliyoruz diyebiliyoruz. İşte o hissiyata çok da alışık olmadığımız hissiyat, yani o his, ilk defa tanıştık dediğimiz
Ne var değişik? Bu kitabın içerisinde mi? Bu kitabın içerisinde. Eğer bunu almadıysanız da dışarıdan. Hicazkar var, bir sürü var. Burada Hicazkar var. Mesela Hicazkar'ı o zaman hazırlasınlar. Tamam. Ki yani ama şimdi biz anda normalde yatsıları Hicaz makamı Hicaz dinliyoruz. Ama mesela Hicazkar olsaydı o bize daha değişik gelebilirdi. Değişik, öyle evet, mi? O zaman arkadaşlarıma söyleyeyim, Hicazkar'ı hazırlasınlar. Hocamdan da Hicaz dinleyelim. Pelin Hanım. Yani o yapıldığı dönem en az 10... Tabii 2006'da, yani 2006-2007 yılında. Son zamanlarda, şimdi artık Hicazkarlar, Kürt Hicazkarlar, Muhayyer Kürdiler yapılıyor. Çok azdı gerçekten. Yani Nihavendler okunurdu, evet, Konya'da benim duyduğum. Veyahut da çok bildiğimiz büyük musik işine az hafız abilerimiz, hocalarımız okurlardı. Ama şimdi artık maşallah bizim imamlarımız, müezzinlerimiz, musiki işine az hepsi okuyorlar. Tabii iyi okuyan da var, okuyamayan onu da var. Onu konuşalım, evet. Onu okuma meselesi konuşuruz. Çok önemli. O zaman Hicaz makamında rica edelim. Ezan, kalıp ezan girişi. Hiç sabaha gibi geldi. Ya da isterseniz siz hazırlanın, isterseniz evet. Hicazkar'ı dinleyelim. Hicazkar'ı dinleyelim. Yani isimleri benziyor ama şimdi tamamen farklı. Kulağım sabaha da kaldı bir anda. Tabii haklısınız. ama sizin bir değişik yönteminiz var. Böyle birbirinizi... Şöyle istersen okuyalım. Okuyalım tabii. Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya ezandan evvel zaten böyle küçük bir melodi ilahi okunursa daha rahat girersin. Tabii okuyacağın tona göre. Şimdi bu, yani Hicaz'da da lazım. Evet. Hicaz'da da şöyle artık hani gün tamamlanıyor. Yatsı namazı, işte vitir namazı kılınacak. Sonra da artık uykuya. Artık ninni gibi. Ninni hani, makamı yani. Ha. Dandini dandini dastana. Uyusun da büyüsün. Ha, uyusun da büyüsün. Ha, o da Hicaz. Ninnilerimiz Hicaz'dır. Çocuklar Hicaz'da uyuyor. Ha, evet. Uykuya götüren makam diyoruz. O yüzden diyoruz. Yatsı da okunuyor olmasında yani bir anlamı evet var. Güzel yani. Peki ama Hicazkar o farklı. Hayır, o farklı. Tam anladım. Şimdi iyice biliyoruz ya, özellikle yatsı namazını, ezanını biliyoruz. Hicazkar'ı dinleyebiliriz. Hicazkar'ı dinleyebiliriz. Orada şimdi ayırt edeceğiz. Bakalım oradaki lezzet ne? Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Şimdi ben bu programa çalışmış olmasam, tamam, ve yolda yürüyor olsam, hiç de dikkat kesilmemiş olsam, müezzinin sesini duysam, ezanı böyle bu der ki, derim ki bir dakika ya, değişik okuyor. Evet. Ya buna ben benim kulağım alışık değil. Yani tabii ki güzel, tabii ki. Evet. Ama onun işte, mesela onun için, çok farklı. Ben bunu hiç duymadım. Yani normalde farklı duymadım. Sokaklarda, evde neyse, camide duymadım yani. Biraz ilaheyi fazla uzatmışız. mesela şimdi bu Hicazkar makamında hocam da dediği gibi denemeler fazla. Ve sadece Hicazkar makamında da değil. Yani bu bir başka makamda da, mesela Nihavet makamında ezan sıkça okunuyor.
Hicazkar makamında sıkça okunmaya başlandı. Acemaşiran ve Eviç makamında uygulamalar sıkça olmaya başlandı. Özellikle Ramazan aylarında çok sık okunmaya başlandı. Zaten takip eden ve dinleyen o farklılığı algılıyor. Algılıyor ve acaba ben şeyi de hatırlıyorum. Mesela hoca okuduktan sonra çok meraklı olup da gidip ya farklı bir şey okudunuz, ne okudunuz diye soranlar da var. Ha, ezan dışında bir şey okudu diye düşünüyor. Hayır, ezan okuyor. Biraz da meraklı belki işte musiki kulağı da var. Farklı bir şey olduğunu da biliyor. Gidip soruyor. Ya bu her zaman olduğu olan ezanlardan değil, acaba ne okudunuz yani hangi makamda okudunuz diye sorup merak edenler de var. Şunu ben merak ediyorum. Mesela Mekke'de böyle yani oradaki ezan hani burada bizim alışık olduğumuzdan farklı. O yani yorum olarak mı orada bir makam farklılığı mı? O zaman daha keskin gibi geliyor. Şöyle bir şey. İslam dini evrensel bir din. Milli bir din değil. Yani her millet kendi sanat duygusunu, estetiğini veya o fiziki, coğrafi yönden dolayı almış olduğu, hücrelerine aldığı bazı, nasıl söyleyeyim onu, yönünü herkes kendi yöresine göre şekillendirebiliyor. Ama zaten mesela insanların farkını hep derler ya, mesela Mekke daha serttir, Medine daha mülayimdir. Ben onu bahsetmiyorum. Bir biraz. Türk milleti var. Evet. İşte Afgan var. Farisi var. Amerikalı var. Şunu var, bunu var. Yani her milletin kendine has bir duygusu var. Bir sanat anlayışı var. Ama ben var. Sanki Medine'de de Mekke'dikinden daha farklı. Oraya geleceğim. Ha, tamam, pardon. Ben hızlı geldim. Oraya geleceğim. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz, Osmanlı medeniyeti, Selçuklu'dan sonraki Osmanlı medeniyetimizde bizim musikimiz dinimizin okumalarına bu manada yansımış. İnanın yani bu coğrafyada, Anadolu'da veya Osmanlı Bakiyesi, Balkanlar dışında bu kadar zengin bir okuma tarzını başka ülkelerde biz göremiyoruz. Valla Üsküdar tavrı mı deniyor? Üsküdar tavrı. Yani Üsküdar İstanbul tavrı dediğimiz. Mesela benim Anadolu yakasının ayrıdır, Avrupa yakasının bana farklıdır. Bana inanılmaz hitap İstanbul. Ediyor. Farklı. Anadolu daha farklıdır. Doğu, Güneydoğu yörelerimiz daha farklıdır. Ama gerçekten yani İran'da, Mısır'da, Tunus'ta, Suriye'de bu gerçekten biraz daha azdır. Tekkeler hariç, tekkelerdeki uygulamalar hariç, ezanlar, salalar zaten yok. Çok az. Öyle mi? Tabii salalar sadece yani Mısır'da okunmuş ama daha önceden, şimdi oralarda da yok. Yok, salalar okunmuyor. Sadece Osmanlı bakiyesi olan yerler Balkanlar'da okunuyor. Onları da kaldırdılar bir ara ama şimdi okunmaya devam ediyor. Çünkü bir komünizm rejiminde o zaman da ayakta tutan yine bizim dini musikimizin en önemli formu olan mevlitlerimiz ayakta tuttu onları zaten. Bu milleti de aslında birlik ve beraberliğini tutan en önemli unsurlardan birisi de yine mevlit. O da salavat. O da sala. Hani Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i sadece peygamberimizi övmek amaçlı yazdığını mı düşünüyoruz biz? O dönem Lale Fetret dönemi. O dönem devlet elden gidiyor. Devlet elden gidiyor. Gençlere bir şey var. Bir akım var. İsevilik akımı var. Ebru 15 Temmuz gecesini hazırlayabilir misin? Bir gençlere Hristiyanlığı yayma politikası var. Dış mihrakların. Yani o ulu camideki olay bardağın son damlasıdır. Süleyman Çelebi peygamberimizle gençleri, Osmanlı gençliğini yeniden oluşturmak adına yazdı. Ve o mevlitle biz birlik ve beraberliğimizi yaşadık yıllarca. Hala da yaşıyoruz. Bugün Rusya'da, Kırım'da, Kazan'da, Tatar, bugün Romanya'da, Kosova'da, Bosna'da, oralarda bile o dönemlerde ezanlar okunmazken, salalar okunmazken, minareler yıkılıp camilere gidilmezken evlerde okudukları mevlitle bir nesil Allah'ı peygamberi o okulan mevlit salavatlarından öğrendi. Mevlitten öğrendi. Dolayısıyla salalar, ezanlar diyorduk, salalara geldik tekrar. 15 Temmuz deyince sadece 15 Temmuz'da değil, 15 Temmuz'dan evvel milli mücadele yıllarında. Tabii ki. İzmir'in işgalinde.
salalarla bu millet ayakta kaldı. Milli mücadele yıllarında Anadolu'nun birçok yerinde insanlar salalar verdi. Vakitli vakitsiz ezanlar okundu. Niye? Milletin ferasetini, cesaretini toparlama, moral motivasyonunu sağlama, onlara pozitif bir ruh sağlamak amaçlı Efendimizle olan bağıyla buluşturdu. Ankara'da okundu, Amasya'da okundu, Sivas'ta okundu, 15 Temmuz'da da okundu. Aslında bu da Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ. Bu ayette çok muhteşem bir şey var. Bu salayla bağlantılı. Hani biz deriz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub, Rahat suresi. Yani bütün teskineyi, sükunetimizi biz Allah'la buluştuğumuz an sağlar. Sağlayamazsak zaten burada bir sıkıntı var demektir. Bir huzur da bu ayette size sizden birini gönderdim. Allah Teala. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ. Ona ağır geliyor diyor. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Peygamberimize ağır gelir. Yani daha sonrasını devam etmeyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların sıkıntıya girdiği an bugün manevi şahsiyetinde de ona ağır geliyor. Onun için harisun aleykum. O size çok düşkündür. Üzerinize titrer diyor. Allah Teala söylüyor bunu. Bil müminin o rauftur. Allah'ın sıfatı aynı zamanda. Rahimdir. Yani o çok merhametli, bağışlayan. Şimdi bu millette Müslümanlar da bunu bildiği için Es-salatu vesselam aleyke ya Resulullah deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselama iltica ediyoruz. Hı hı. Yani sıkıntıya, dara düştüğümüzde Allah'a ve hemen Allah'ın bize gönderdiği tek elçi, alemlere rahmet olarak Efendimizin manevi şahsiyetine sığınıyoruz. Ve dolayısıyla düşmana korku bu salalar veya Efendimiz Hendek Savaşı'nda, diğer savaşlarda giderken tesbihlerle bağıra bağıra tekbirler okuyarak gidiyorlardı. Tehliller okuyorlardı, telbiyeler okuyorlardı. Gelirken ve bu düşmana korku veriyordu. Ama mümine de cesaret veriyordu. Evet. Onun için 15 Temmuz'da salalar okundu. Evet, onun için milli mücadelede salalar okundu. Buyurun. Evet. Dediniz ya korkuyu aldı diye. Şimdi aslında bu kareler de o gece insanımızın göstermiş olduğu kahramanlığı ve hakikaten korkunun o simalardan, o kalplerden nasıl gittiğinin bir örneği, ispatı.
Evet. İspatı yoksa bir insan bir tankın önünde iman. Evet. İşte bu olması mümkün değil ya. Çünkü sen biliyorsun ki o tank biraz böyle gelse ve seni esse, ki şehitlerimiz var, Allah rahmet eylesin. Gelse ve seni böyle birazcık gelse, sen ya öldün. Şehadet. Ya şehadet. Sakat kaldın, değil mi? Kazi tabii. Anandan, yarından, çoluğundan, çocuğun, ya bu öyle bir şey. Ya bu konuşmakla olacak iş değil yani, hakikaten öyle. Bunu yapabiliyor olmak, bu nasıl bir şeydir? İşte bu yani ahirete olan inancımızın evet. En büyük göstergesi. Çok, evet. Hüseyini, bu Abdülkadir Şehit oldu hocamızın salası bu. Hüseyini makamı. Hep dinliyoruz televizyonda, radyoda. 15 Temmuz aklımıza gelince Şeydoğlu hocayı da analım burada en azından. Onun salasıdır bu. Evet. Hüseyini makamı, Hüseyini. Öyle mi? Hani Hüseyin Efendimiz'e yapılan işte şehitlik mertebesi, Kerbela hadisesi. Bundan dolayı bir acı, bir matem var. Bir ağıt var. Onun için bu ağıtlı namelere Hüseyini demişiz. Ama yani, gerçekten ağıt. Matem. Yani, evet. Şimdi düşününce böyle yana yana çıkıyor. Tabii. Ya. Yüreği böyle yana yana. Cenaze salatları da bu makamda okunur. Hmm. Ya o da zaten cenazeye sükunet vermek içindir. Yani cenaze sahibine, affedersiniz. Hmm. Cenaze sahiplerine o sükuneti. Yani biz sana ortağız. Senin derdine ortağız. Hem bir şeyi haber veriyorsun ama salayla herkes bir araya geliyorlar. Biz senin derdine de ortağız. Dua ediyoruz. Yani aslında yani hüzünden sevince götüren bir yanı da var salaların. Hı hı. Böyle bir yanı da var. Yani diyecek bir şey yok. En önemli, bizim en önemli bu salaların bestekarı, oraya hiç girmedik. Kanuni dönemine yetişmiş. 3 mihraplı camii var. Eyüp Sultan Camii'ne giderken 3 mihraplı caminin hatibi Hatip Zakiri Hasan Efendi'nin, belki cami musikimizin en önemli bestekarı diyebilirim ben. Allah razı olsun Nuri Özcan hocalarımızdan, Ruhi Kalender hocalarımızdan. Onlar yazdılar, bizlere sundular. Biz de onlardan okuyoruz, öğreniyoruz. Onun da cenaze salatı, yani herhalde 500 yıllık var elimize ulaşan salatı, Hüseyini makamıdır. Bayram salatı var. Bayram günleri okunur. Aslında ben salavatların Efendimiz zamanında da okunduğunu iddia ettim ya baştan. Bayram günlerinde bütün Medine halkının bayram namazını kılmak için musalla denilen yere akın akın gittiğini söylüyor tarihçiler. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, genç, ihtiyar, hepsi. Ve hepsinin ağzında tekbir var. Şimdi Efendimiz ezanı duyduğunuz zaman salavat getirin diye emir vermiş. Allah Teala peygamberinize salat getirin diye emir vermiş. Peygamberimiz vefat etmeden evvel ben ölünce bana selam verin diye emir vermiş. Yani peygamberimiz bazı kendisinin de yaptığı, kendisinin de yapması gerektiği şeyleri bizzat söylemiştir. İşte tahiyyat meselesi. Hmm. Kendisine selam mı okuyordu diyorlar bazı alimler. Evet, ettahiyyatı okuyor. Hani Allahümme salli barikler okuyoruz. Onları salat diye alıyoruz. Ettahiyyatı Efendimiz'e selam diye alıyoruz. Peygamberimiz de namazında okuduğu da okumadığı tartışmaları var ya. Ben ona girmiyorum da. Peygamberimiz yani ölmeden evvel bana ben ölünce bana selam verin. Sahabe-i kiram öldükten sonra huzuruna girerken naaşının yanına selamu aleyküm de aleyküm selamu aleyke ya Resulallah diye giriyor. Yani selamlar, salavatlar o gün toplu halde de okunuyordu diye düşünüyorum. Bu arada şimdi Fatih Hoca belki bunu ben söyledim diye kızacak ama kendisi seneler sonra söyleyeceğim. Buyurun. Ayasofya'da İlk vakit ezanını okuyan kişi. 85 yıl sonra. 85 sene sonra Ayasofya'da ilk vakit ezanını okuyan kişi. Bak Allah da size nasip etmiş. Ne yani bu bir nasip şey. Bir şey. Çünkü ben kimim ki? Yani o kadar güzel ezan okuyan hafızlarımız var ki ama Rabbim bize nasip eyledi. Ama Ayasofya'da ezan okunuyordu.
Ama bu vakit. Bu tabii vakit. Ve gerçekten tüm dünyada bir yankı uyandırdı. Ve özellikle Yunanistan'da. Oldu. Sabah. Sabah makamı. Sabah makamında. Kadir gecesi. Kadir gecesi. Ve Kadir gecesi. Sabahıydı, evet. Ne güzel bir şey. Ay, evet. Harika. Elhamdülillah. Allah'a şükür olsun. Bir de bizim iftar programlarından da bilirler. Hatta Nihat Hoca da mı onu çalıyordu? Nihat Hoca da var. Bismillah. Nihat Hatipoğlu. Buradan çok selamlar sevgiler Nihat Hocamıza da. Selamlar hocam. Hocam. Bizim TRT1'in Ramazan sevincinin de giriş müziği. Evet, aynı TRT1'in zamanda. Ramazan programlarında da, evet, iftar programlarında da zaten seyircilerimiz oradan aşina çünkü bizim iftar programlarında. Normalde ilahi okuyan birisiyim ben. Bugün Volkan diyorum orada ki, da Bismillah'ı bir hatırlatır mısınız? O da okuyor. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok madem güzel açtınız ama söyleyeyim bunu. Tamam. Bu Bismillah eseri aslında belki 700-800 yıllık bir kadim bir beste bu. 700-800. Tabii, tabii. Yani cehri zikir yapan tekkelerde, biz tabii tekkiye bugün hiç girmedik. Hatta salavatlara bile giremedik ama tekkelerde okunan, kıyam zikrinde okunan bir, yani el ele tutuşup Bismillahirrahmanirrahim. Eskide çok eski bir melodidir bu. Bu Bismillah eseri dünyada gerçekten çok büyük bir yankı uyandırdı. Benim bildiğim 7-8 sanatçı, Arap, Malezyalılar, Afganistanlılar, Hindistanlılar, Balkanlarda çevirdiler, okudular. Hem de bizim kendi aranjemizi bile kullanarak. Biz Bismillah diye hiç telif falan öyle şeylere girmedik. Bismillah'a şey olmaz. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Çocuklar Bismillah'ı öğreniyor. Bana gelen yüzlerce mail var ailelerden. Allah razı olsun. Bu arada teşekkür ederim. Bana da CD'nizi hediye getirin. Çünkü ben dedim ki başka bir yine eserlerinin olduğu CD'sini sağ olsun hediye getirdi. Benim gözüm de Bismillah arıyor. Acaba hangi CD hocam falan deyince dedi ki o başka bir CD. Hatta Özgecim be, o CD'leri bana bulup getirir misin canım? Ondan sonra dedim hani nerede falan. Onun ismi de ilk söz müydü? Neydi? Birinci söz. Ama bu gece getirdi, bana hediye, evet, getirdi. Ay çok teşekkür. Zaten olmasaydı da ben kendim gidip alacaktım. Teşekkür ederim. Ayrıca da imzalayın. Açılmış olan o muydu? Ha, açılmış olan oydu. Vallahi yani şöyle birkaç dakikamız kaldığını söylediler desem ne dersiniz? Çok önemli. Yani daha çok notalara giremedik. Ama notaları zaten biz beceremezdik. Bitti mi program? Ezan okunmadığı gün. O zaman... Evet, teşekkür ederim. Bir de tanıtıma koyduk ya, müjdeyi biz. Ay çok özür diliyorum. Ya, evet, ezan sevgili seyirciler valla. Gerçekten bitti mi? Şaka mı? Ya şaka değil, şu anda yayındayız tabii. Gerçekten. Yani bitmedi de yani bitecek. Bite yazdı. Bitiyor yani, tabii de. Yani, ya zaman çok... su gibi bak. Ya evet, valla şu programı var ya en az 3 saat yaparız. Ya. Ne onu bırakın, benim ben elimde daha rahat makamı, Segan makamı falan var. Bu notaları konuşacaktık, ezan notaları. Girmedim. Bak bir şey diyeceğim. En azından maalesef meraklarına şunu göstereyim. Şu ezanın içinde, şu ezan kitabının içinde şöyle notalar da var. Ezanların notaları var. Ezanların notaları var. Tamam, kıpırdamıyorum, gösteriyorum. CD'si de var diyorsun. Bunun içinde CD'si de var. Böyle notalar da var. Yani eğer meraklıysanız, becerirseniz, yani hakikaten nota okumayı biliyorsanız ve ayrıca bunun tarihini de istiyorsanız öğrenmeyi, ezan kitabı. Hangi yayın evi bastı bunu? Gece Kitapları bastı. Tamam. Bulabilirler mi yani? Tabii bulabilirler. Ha, bulabilirler. O değişik değişik. Acem Kürdi, Nikris, Acem Eşiran, Nihavend zaten o şeydi. Hı. Az önce Eviç makam. Mesela Eviç makamını ben hiç bilmiyorum. Mesela akşam ezanında. Evet, akşam ezanında Eviç, Acem Eşiran. Çok güzel. Numele türkülerinde kullanılır genelde. Eviç mi? Evet, Eviç makam. Eviç şey var ya. Çalın davulları. Çalın davulları çaydan aşağı. Çalın davulları çaydan aşağıya. Rumeli. Orada da Salah var.
Tabii. Tabii Selanik içinde selam okunur. Selanik içinde selam okunur. Olmaz mı? Yani Eviç de çok güzel bir makam. Rumeli vatan toprağı ya, yüzlerce sene. Ya Pelin Hanım, Efendimiz niye müezzinlerini kendisi seçti? Ya, bizzat şey kendisi seçmişti. Bak yemin ediyorum hepsini okudum ve altını çizdim. Yemin ediyorum. Hazreti Bilal, Ebu Mahzure neler vardı ama artık. Vallahi ben de yarım saat falan geçti diye gerçekten tahmin ediyorum. Evet, öyle gibi oluyor değil mi insan? Evet. Aa, şu kitaptan şeyi okuyacağım. Rüyayı okumak istiyorum. Hangisini? Hangisi rüya? İşte orada değil şey o rüya. Nasıl orada değil? Burada var o rüya. Ezan rüyası. Ezan rüyası. Abdullah bin Zeyd bin Salebe. Evet, Salebe. Evet, var yazmış. Var. Ha, var doğru. Herhalde okuyoruz da geliyoruz şimdi. Yani burada rica ediyorum. Rica ediyorum. Başlarda ben size bulayım. Mekanın sahibini taca çıkarmayınız. Hayır ya, aynı yerde. Yani ezan rüyası her yerde var zaten. Tabii. Ama burada şey, diyaloglu. Enteresan anlatmış. Onu okumak istiyorum. Şu. Şurası, şu sayfa. Tamam. Diyor ki, göreceğiz. Şimdi peygamber Hristiyan ve Yahudi adetlerinin, işte Mecusilerin ateş yakmasını falan, yani bu şekilde bir ibadete, namaza davete içine sinmiyor. Evet. Sonra da Abdullah bin Zeyd isimli sahabi Hazreti Peygamber'e gelip bir rüya gördüğünü ve rüyasını anlatmaya başlıyor. Uyku ile uyanıklık arasındayken yeşil elbiseli olan biri yanıma geldi, bir duvarın üzerinde durdu. Elinde bir çam vardı. Onunla aramızda şu konuşma geçti. Onu bana satar mısın? Ne yapacaksın? Namaz için çalarız. Ben sana bu konuyla ilgili daha hayırlı bir şey versem olmaz mı? Olur dedim. Hemen kıbleye karşı durdu ve okumaya başladı dedi. Ve ezan metnini söyledi. Hazreti Ömer'le birkaç kişi daha, herhalde sahabi. Sekiz sahabi. Bu rüyayı gördüklerini söyledikten sonra işte ilk ezan. Ama enteresan bir okuyan Hazreti Bilal. Bilal. Yani rüya sahibi değil ama rüya sahibi de aslında çok güzel sesliymiş. O da müezzin. O da müezzin ama hani Bilal-i Habeşi, Hazreti Bilal. Farklı. Farklı. Hep böyle değil mi? Aklımızda kalmıştır. Bak onun da nasibi. Tabii. Yani güzel, her şey bir nasip. Mesnevi'de de geçer mesela. Ezanın güzel sesle okunması, bir Mesnevi'de bir hikaye vardır. Bilir misiniz onu bilmiyorum. Bir gayrimüslimin, Müslümanların olduğu bir mahalleye müezzin gelir ezan okumak için. Hı hı. Vaktimiz var mı? Bahsediyor muyum? Tabii bir süre sonra çok kötü ezan okur. Çok kötü de bir sesi vardır. Kötü de okur. Ne kadar uyardılarsa da beş vakit ezan okumaya devam eder. Sonra bir gün bir gayrimüslim elinde hediyelerle müezzini arar. Sorar müezzine hediyeleri, çok teşekkürler, çok teşekkürler diye verir. Tabii cemaat şaşırır. Neden verdin diye. Çok güzel ezan okuyor, huzur buldum falan diye. Nasıl diyor, ezan okuyor? İşte çok kötü bir sesi var. Ya benim bir kızım var. Uzun süredir Müslüman olmak istiyor. Ben onu vazgeçiremedim. Ne yaptıysam, ne kadar dil döktüysem vazgeçiremedim. Bu müezzin geldi ve onun ezanını duyduktan sonra Müslüman olmaktan vazgeçti. Hmm. Ben de teşekkür için ona bu hediyeleri getirdim. Der. Yani ezan okumanın ne kadar önemli olduğunu, tesirin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir hikayedir bu Mesnevi'den. Evet. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konu üzerinde ehemmiyet gösteriyor. Dini musiki kursları, dini musiki ihtisas kursları kuruyor. Çok değerli musiki şinaslar buralarda dersler veriyor. Diyanet İşleri Başkanımız da bu konu üzerinde bayağı bir çalışma yapıyor. Özellikle minarelerden hoparlörlerin çok fazla açılıp insanları rahatsız etmemek adına desibel ölçümleri yapılıyor. Çalıştaylar yaptık. Yani çünkü adamın evi minarenin yanında, hoparlör çocuğu uyandırıyor. Onun için biraz yani her din görevlisinin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bazı desibelleri onlara göre ayarlanmalı. Bir de bu ses geliştiğine göre okuma meselesi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konu üzerinde ayrı bir ehemmiyet gösteriyor şu anda. Çok bu teşekkür ederiz Sayın Başkan'a. Önemli bilgi olarak vereyim istedim. Ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza hemen kitaplarınızı da göstererek noktalayacağız. Çok teşekkür ederim. Bu gece önemliydi tabii bir arada olmak. Sağ olunuz, getir. CD geldi. Göstereceğim. Keşke öbür CD'yi de göstersek de neyse. Dervişhane. Bu Dervişhane, evet. Evet. 2008. İşte bu birinci sözün içinde olduğu bu. Evet, göstermiş olayım. Keşke birkaç seyircimize hediye etseydik diyeceğim ama.
Bir daha biz kitaplarımızı... Kitaplarınızdan hediye edelim. Evet, aynen öyle. Güzel, zaten eminim yazmışlardır, yorum yazmışlardır, sorular sormuşlardır. Birkaçını gördüm de. Şimdi şunu tekrar göstereceğim. Salah ve Salavat geleneği, Anadolu örneği, İslam medeniyetinde bu Fatih Koca'nın doktora çalışması. Evet, tamam. 2013. 2013. Türk müziğinin çeşitli makamlarıyla ezan. Bu işte hani dinleyelim dedik ya. Bunun içinde böyle bir CD vardı arkada. Bu kitapla birlikte bulursanız inşallah piyasadan, bulamazsanız zaten birkaç seyircimize biz evet vereceğiz. Şimdi tarihini, ne canım? Okuna gerek yok, teşekkür şimdi ederim. Tarihini söyleyeyim. Neyin tarihini? Bu ezanın okunmadığı günün. Ezanın okunmadığı gün, tek gün, çok özür diliyoruz sizlerden. Onu tam anlatamadık ama patrona Halil isyanının olduğu gün. 29 Eylül. Evet. 1730. Tarihimizin en kanlı isyanlarından bir tanesi. Onun da hikayesi çok enteresan. Evet. Onu da inşallah bir başka program, sizinle birlikte başka bir program daha yapalım. Olur mu? İnşallah. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Biz geldiğiniz için de katıldığınız için sağ olun. Bunu yaptığınız için. Sevgili seyirciler, sizlere de teşekkür ediyoruz, ekran başındakilere. Depremi yaşayan herkese geçmiş olsun. Orada tanıdıkları olanlara. Ama tanımasak da bilmesek de hepimizin kalbi, aklı, fikri orada, biliyorum. Kayıplarımıza da elbette çok üzüldük. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu geceyi eminim çok zor geçiriyorsunuzdur. Allah yardımcınız olsun. Amin. Gerçekten amin. Öyle. Allah yardımcınız olsun. Bu gecelik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.